Evet, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Ana habere İYİ Parti ile devam edeceğiz. İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İstifaların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun ardından son olarak Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Arslan gerekçe olarak yerel seçimlerde Ankara'da CHP ile işbirliği yapılmamasını gösterdi. Böylelikle İYİ Parti'nin 44 milletvekili sayısı 38'e düşmüş oldu. Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. Ardı ardına yaşanan istifa rüzgarları kasırgaya dönüştü. Büyük bir kırılmanın yaşandığı İYİ Parti bu kez Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifasıyla sarsıldı. Biz gidene saygı duyuyoruz, üzülüyoruz. Ben çok üzülüyorum. Partimize yönelik operasyon yapılıyor diyerek CHP'ye savaş açan Akşener'in iddiaları ile ilgili tartışmalar devam ederken Uşak'ta yaptığı açıklamalar yeni bir istifayı beraber birinde getirdi. Ne yaptım, millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında Ankara'da işbirliğinin devam ettirilmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmelerden Akşener'in haberdar olduğunu öne sürdü. Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili seçim işbirliği zemininin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ankara'da işbirliği yapmadan aday çıkarılması kararını uygun bulmadığını belirten Arslan, Mansur Yavaş'ı desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi. Arslan'ın istifasıyla genel seçimlerde 43 milletvekili çıkaran İYİ Parti'nin vekil sayısı 37'ye düştü. Efendim, ana haberin artık sonuna yaklaştık ama noktalamadan önce sıcak bir başlığı sizlerle paylaşmak isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan istifalar bu kez Ankara'ya da sıçradı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan İYİ Partili Atilla Çelik partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelik istifa gerekçesi olarak Ankara'da seçim işbirliği yapılmamasını gösterdi. Dediğimiz gibi sıcak ve önemli bir başlıktı. Tabii yarın daha detaylı bir şekilde bakacağız tüm haberlerimize. Efendim, artık dediğimiz gibi ana haberin sonuna geldik. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.